Arkadaşlar merhaba. 30 Ocak 2022 Pazar sabahı Şatin Hong Kong'tayız sabah programında. Evet, 7 koşulu bir program var. Değerlendirmelerimizi yaptık, hemen sizlerle paylaşalım. Evet, 9.30'da sabahleyin birinci koşuyla beraber 7'li plase ayağı açılıyor. 0'a 40 handikap puanlı safkanlar bir araya gelmişler. Handikap 3 yukarı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Tüm koşular çimde, şatinde. Çok sürprize müsait arkadaşlar. Söyleyeyim yani burada devir dahi olabilir. 7'li plase de aynı şekilde zor. 3 tane at burada bulduk. 1 numaralı Brilliant China Shatvik'le. 4 numaralı Zakian Zakburton'la. Ve 8 numaralı Sunny Baby Joe Morera'yla. Evet, bu 3 tane attan bir tanesi 7'li plase girecektir diye ümit ediyoruz. 3 tane atta biraz söz sahibi durumunda şu anda görüntü itibariyle. Evet, 5, 4 ve 8 numaralı safkanlar dedik arkadaşlar 7'li plase için. Şimdi handikap koşu 40'a 60, ikinci koşu saat 10'da. Altılı Gayan başlıyor. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var. 6 tane safkan yazacağız arkadaşlar. 9 numaralı Leading Fortune Joe Moreira, bu Brezilya asıllı jockey. Burada arkadaşlar normalde kazanması lazım bunun görüntü itibariyle. Son 2 tane ikinciliği var. Bakalım burada nasıl bir sonuç göreceğiz. 10 numaralı Ride As Rain Cary Stetson'la. 5 numaralı Co-Partner Era Victor Borges. 2 numaralı City Legend C.L. Joe. Bu apprentice statüsündeki bu kişi C.L. Joe. Burada iyi bir apprentice arkadaşlar. Yani jockey kıvamında. Yabana atmamak lazım. 1 numaralı Solar Power Beşin. Ve 7 numaralı Noble Steed diyoruz Alexis Badel'le. Alexis Badel de artık Hong Konglu oldu. Fransa'dan buraya geldi ve burada kaldı. 9, 10, 5, 2, 1 ve 7 numaralı safkanlar. 6 tane safkanla buraya geçeceğiz arkadaşlar. Varsa AGF oranlarına göre sizler de ilave edebilirsiniz. Handikap 60'a 80 puanlı safkanlar. İkinci ayaktayız. Sentetik kumdayız bu sefer. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Böyle kısa mesafe diyebileceğimiz bir koşu. 9 numaralı Magic Supreme. İlk atımız Alexis Badel'le. 6 numaralı Harmony Spirit Joe Morera'yla. 2 numaralı Majestic Star Cary Stetson. 3 numaralı Resolute C.L. Joe ve 8 numaralı California Forest Victor Borges arkadaşlar. Evet, burada tabi 9 ve 6 çok ön planda, onu söyleyeyim. 9 ve 6 numaralı safkan Magic Supreme ve 6 numaralı Harmony Spirit çok ön planda. Bunun arkasından 2, 3 ve 8 diyoruz. Yani küçük kuponlarda istiyorsanız 9 ve 6'yı beraber değerlendirebilirsiniz tabii ki. Ama dediğim gibi Şatin Hipodromu arkadaşlar çok sürprize müsait. Yani hiç umulmadık atlar geliyor. Resmen şaşırtıcı sonuçları izleyebiliyoruz burada. Evet, 11.05'te The Centenary Ways. Burada bir grup 3 koşusu söz konusu. Birinci 274 bin dolar ikramiye var. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet, günün teki burada geliyor. O da 8 numaralı Excellent Proposal Joe Morera'yla. Banko arkadaşlar. Bu Exit and Excel yavrusunun bu grupta kazanacağını düşünüyoruz. Tabi yukarılarda böyle çıldırmış handikap puanları görüyorum. Yani bir 122 puanlı bir safkan var burada. Cary Stetson'ın bindiği Kying Star. Yani bunların hepsini gelir var ona bakarsın. Tribillion Diamond, 3 numara, 4 numara, 2 numara, 1 numara. Yani biz burada bir seçim yapmak zorundayız ve 8 numaralı Excellent Proposal Joe Morera'yla arkadaşlar. Bizim bankomuz.
Beşinci koşu handikap 60'a 80, 3.40 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada 14 tane safkan start oluyor. 4 tane safkan el verdik. 1 numaralı Captain Win, Zach Purton'la. 9 numaralı Infinite Power, M.F. Poon. 13 numaralı Ave, Shatwick. Ve 5 numaralı Super Dynamit, J.E. Hoyla. 1, 9, 13 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz. 4 tane burada at yeterli gözüküyor. Evet, 6. koşudayız şimdi de Hong Kong Classic Mile diye geçiyor. Arkadaşlar büyük bir ikramiye var burada. Yani bildiğiniz 890 bin dolar. Yani 10 milyondan fazla TL'lik bir ikramiye var. Birinciye sadece. İkinciye de 5 milyondan fazla bir ikramiye var. Üçüncüye de yaklaşık 3 milyona yakın bir ikramiye var. Yani inanılmaz ikramiye dağıtıyor adamlar Hong Kong'da. Ama tabii bunda The Hong Kong Classic Mile yani adından belli. 4 yaşlı fix hepsi İngiliz safkanları 1600 metreye çıkacaklar. Bu koşuyu izlemek lazım. Ve gerçekten çok klas safkanlar da var burada görüntü itibariyle. Tam 7 tane ata yer verdik. 9 numaralı The Irishman, J.E. Hoyla. Arkadaşlar bu atı kesinlikle yazın. 8 numaralı Lucky With You, Harry Bentley ile. 5 numaralı Fafa, Alexis Padel. 6 numaralı Master Delight, Joe Moray'e. 7 numaralı Romantic Warrior, Kerry Steeton. 2 numaralı I'm a Single Man, M.F. Poon. Ve son olarak da 1 numaralı California Spangle, Shatwick ile. Burada 7 tane at dolmuş oluyor böylece. 9, 8, 5, 6, 7, 2, 1 şeklinde. Son ayaktayız. Handikap 80-105 puanlı safkanlar bir arada. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan içerisinde 5 tane safkana yer verdik. 1 numaralı Dugway, Shatwick ile ilk atımız. 5 numaralı Kaying Masters, CL Joe ile. 3 numaralı Silver Fig, Beşin. 9 numaralı Beer Again, Alexis Padel. Ve 7 numaralı Manstar, Kerry Steeton arkadaşlar burada söz sahibi olacak durumda. Bence bu 7 numaralı Manstar bu yarışı bugün kazanacak gibi. Biz burada 6 numarayı pas geçtik ama yeri olanlar 6 numarayı da burada yazmalarında yarar var arkadaşlar. Bu kızar son 6 numara yaban atacak zaten. Saf Observer Origin zaten gördüğünüz gibi. 1, 5, 3, 9, 7, 6 dedik. Evet arkadaşlar çok zor bir yarış günü saatinde tekrar. Yani görmüş olduğunuz, bizim vermiş olduğumuz tahminlerin hepsi burada. Yurt dışı otoriteleriyle beraber, bizim de takip ettiğimiz atlarla beraber harmanladık tabi. Evet, burada Şahatin'le ilgili söyleyeceklerimize noktayı koyuyoruz. İyi bir pazar sabahı geçirmenizle, her şey gönlünüze göre olsun. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.